Ali Babacan'ın Babala TV performansı. Anlam planını evet dediğiniz gibi savunacak mısınız? Teşekkür ederim. İmzanız yok mu? Yok. O zaten anlam planı öyle bir imza gerektiren bir süreçte. Anlam planında %71 oranıyla Türkiye Cumhuriyeti 59. hükümetinde sizin, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını gördüğümü gördüm. Yanılmışım sanırım. Şöyle, biliyorsunuz Bakanlar Kurulu kararı denen bir sistem vardı eskiden. Bakanlar Kurulu kararı gerektiren konularda 25 bakansa, 30 bakansa, 30 bakanın tamamının imzası olurdu, başbakan imzası olurdu ve cumhurbaşkanının imzası olurdu. Yani o bakıma bir kolektif siyasi ve hukuki irade dokümanıydı. Ama öncelikle merhabalar, ben Taylan Çağman, şerefli Atatürk'ü bir Türk astsubayının çocuğuyum. Ali Bey, geçmiş davaları yeniden açacağınızı ve sanıkları yeniden yargılayacağınızı söylüyorsunuz. Benim babam da o sanıklardan biriydi. Babamı ankesörlü telefondan aradığım için aynı zamanda 3 kere, bakın 3 kere Kıbrıs'tan arkadaşı 2012 senesinde aradığı için bu davanın sanığı oldu. Ve dava sürecinde hastalığı nüksetti ve rahmetli oldu. Benim babam öldü. Babamı nasıl tekrar yargılayacaksınız? Başta siz dahil olmak üzere Fethullah Gülen'e hoca efendi diyen siz ne zaman yargılanacaksınız? Sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Bu dava FETÖ meselesi mi, başka bir şey mi? Önce onu sor. FETÖ. Değerli arkadaşlar, hani yargılayacağız, yargılayacaksınız falan. Şimdi yargı nasıl bir mekanizma? Yargının bağımsız, tarafsız çalışması gereken bir sistem olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Siyasetçilerin, özellikle hükümet yönetmeye talip olanların, yani baban ve baban gibilerin bir daha böyle haksızlıklarla karşılaşmaması için yapılmış bir çalışma bu zaten. Bütün siyasetçilerden bir öz eleştiri bekliyorlar. Lütfen bize şunu yanlış yaptın dediğiniz 3 şey söyleyin. Özen Hanım, biliyorsunuz siyasette bir belagat kısmı var, yani laf üretme kısmı var. Yani ülke için faydalı hangi çalışmalar ortaya konmuş? Yaptım. Ama sor bir kere niye yaptım. Sormayacağım lan. Sormayacağım. O zaman ben de anlatmam. Soruyor lan. Niye yaptım? Çünkü ben de sevdim Zeyno'yu. Diyorlarsa ne ala. Ama bir kısmı sadece laf üretiyorlar. Mutlaka hatalı olur. Mutlaka yanlış olur. Böyle %100 diye bir şey yok. Ya oluyor. Mutlaka hatalı olur. Devlet yönetimi çok karmaşık ve zor bir iş. Fotoğraf bu arkadaşlar. Eğer dikkatli bakarsanız sağ üst tarafta sözde Kürdistan bayrağını göreceksiniz. Şimdi bu bayrakları bizim grafik tasarımı yapan arkadaşlar bir örnekten bayrak olarak koymuşlar. Sonra baktık ki pek çok ülke orada yok. Bir ikinci paylaşım daha yaptık. İkinci paylaşımda bütün ülkelerin bayraklarını eksiksiz oraya yerleştirdik. Bu bir Kürdistan bölgesel yönetimi, İran anayasasında yer alan bir bölge ve bayrakları var. Oradan da yardım geldi. Ben bizzat gördüm. Özellikle sınıra yakın illerde Barzani Vakfı'nın ambulanslarını, yardım araçlarını ben gördüm. Ve onların da kendi bir bayrakları var. Onlar insani bir konuda yardım etmeye gelmiş. Bayrakları varmış, bize koymayacakmışız. Böyle bir düşünce yok. Muharrem İnce veya Sayın Sinan Oğan ikinci tura kalırsa siz de eski bir AK Partili olarak Sayın Erdoğan'ı mı desteklersiniz yoksa Sayın Erdoğan'ın karşısındaki adayı? Ben Sayın İnce'ye hiçbir şekilde, hiçbir şartta güvenip de oyumu vermem. Bu benim şahsi kanaatimdir. Aynısı iştir, kişinin lafa bakılmaz. Bu insan 2018'de aday olmadı mı? Evet. Seçimlerin olduğu akşam neredeydi Allah aşkına ya? Tamam. Adam kazandı diye mesaj atmadı mı ya? Beni konuşturmayın ya. İki kelime, adam kazandı. Ondan sonra yok ortada. Nasıl güveneceksiniz? Neyine güveneceksiniz ya? On binlerce şehidimizin sorumlusu olan terörist için Başkan APO'nun heykelini dikeceği sözünü söyleyen, PKK kamplarında boy boy resimleri olan, il ve ilçe teşkilatlarında gençlerin beynini yıkatarak dağ yollamaya çalışan ve bunları yaptığı tek tek belgelenen hain terörist Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasını gerektirecek bir durumla karşılaşmadık dediniz. Ve röportajlarında o kişinin suçsuz olduğunu söyleyip özellikle Güneydoğu'daki mitinglerde hapisten çıkarılması vaadiyle dolaşan, yıllarca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet eden siz bunu kendinize nasıl yakıştırdınız? Ahim kararı var. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi her iki dosyada da karar vermiş durumda. Ve burada beraat kararı var. Ali Babacan'ın Babala TV programında sergilemiş olduğu performansını nasıl buldunuz? Lütfen yorumlara düşüncelerinizi yazın. Şimdilik sizleri seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.